Tekrar hoş geldiniz. Şimdi şaraplarımızı nasıl ürettiğimize dair kısa bir bilgilendirme yapacağız. Değişik şekillerde şarap yapılabilir. Hepimizin medya aracılığıyla bildiğimiz şey nedir? İşte üzümler toplanacak, bir taba konulacak, üzerine çıkacak kadınlar çıplak ayaklarıyla onları ezecekler. Ondan sonra oradan şarap yapacağız falan filan. Şimdi endüstriyel şaraplar tabii ki böyle yapılmıyor. Bağda üzümleri topladık. Bizim şu anki uyguladığımız teknik bağda kırım metodu. Taşımadan üzümü toplandığı yerde üzüm sap ayırma makinesiyle üzümleri patlatıyoruz. Sol kuvvetiyle çalışıyoruz. Evet, bu emek yoğun bir çalışma. Ama tabii ne diyeyim, sonuçta bir makine. Biraz da pahalı bir makine. Öyle söyleyeyim. Şimdi üzümleri yukarıdan atıyoruz. Topladığımız üzümleri. Çevir abi. Çevirdiğiniz zaman şöyle size altını gösterelim. Altına saplar bu benim gördüğünüz şeyden ayrılacak şekilde taneler patlatılmış olarak aşağıdaki kaba dökülüyor. Bu üzümler patlatılmış olur. Buradaki amaç üzümleri ezmek falan değil, üzümlerin bütünlüğü kalsın, yavaş yavaş fermente olsun. Biz birinci fermentasyon, yani kabuklarıyla birlikte, üzümün kabuklarıyla birlikte yapılan fermentasyonu bu zeytin salamura tanklarında yapıyoruz. Yaklaşık daha büyük 7 gün, 10 gün civarında bu kapta bu patlatılmış üzümler günde 2-3 sefer karıştırılarak, tahta bir kaşıkla karıştırılarak bir süre geçiyor. Bu süre zarfında posa yukarı çıkıyor, şıra aşağı iniyor. Bu bir haftalık süre içerisinde. Sapları biz, değil, kabukları. Kabuk çekirdeği. Kabuk çekirdeği üzümün tanesi. Ya bu makine, üzümün patlatılmış tanesi. Ezilmiş demeyeyim, patlatılmış tanesi. Burada bir hafta 10 günde yavaş yavaş fermente oluyor. Ve bir süre sonra posa yukarı çıkıyor. Şıra aşağıda kalıyor. O şırayı aşağıda vanamız var. O vanayla alıyoruz. Ve çelik tanka aktarıyoruz. Bu çelik tank yüzer kapaklı bir çelik tank. Ne kadar almak istiyorsa o kadar seviyeyi ayarlayabiliyorsunuz burada. Aşağı ve yukarıya şekilde. Şimdi sen size bir yandan şişireyim. Evet. Çamrı bir şey var bunun etrafında. Sabitlemesini sağlıyor şey. Paslanmaz çeliktir. İtalyan işidir. Biz de inşallah Türkiye'de bu kalınlıkta, çünkü bunu incelerseniz kalınlığının oldukça ince olduğunu görürsünüz. Bu incelikte inşallah yaparız bir zaman olur. Bu 200 litrelik bir tank, bu da 500 litrelik bir tank. Hakkınız. Yani Demet size diyor ki 350 litre fermente içki yapma hakkı veriyor yıllık. Nereden çıkmış? Büyük bir ihtimal Rumlardan çıkmış. Rumlar günde 1 litre şarap tüketebilir hesabından yaparsanız 350 litreye de o şekilde ulaşabilirsiniz. Yani Türkler bu kadar şarap içmiyor. Hiçbir zaman içmemiş. Kimler içmiş? Rumlar, ama onlar da vatandaş olmuş. Onlara bir şey tanımak amacıyla bir sınır konması. Bir devlet böyle bir sınır koymuş. Yani kendi şarabını yapabilirsin. Bunun bir sınırı var. Sınırı da bu. Bu 500 litrelik tankı doldurduğunuz zaman ne kadar? 500 kilo üzüm var mesela diyelim. Bundan 250 litre şarap çıkacak. Yani yaklaşık olarak yarısı kadar şarap çıkacak. Onu bu tanka aldık. Burada da 21 gün fermentasyon yapıyoruz. Şimdi şişiremedik çünkü vidası yok. Vidası mı? Düşmüş. Burada 21 gün kalıyor. Bu 21 günden sonra aktarma yapıyoruz. Neden? Çünkü tortu birikiyor aşağıda. O tortudan kurtulmamız lazım. Şarabın bozulmaması. Doğal filtreleme yapıyoruz.
İki defa aktarma ödüyoruz. 40 gün arayla iki defa aktarma yapıyoruz. Aktarma için şu pompayı kullanıyoruz. Şimdi bu belli bir büyüklükte bir üretim. Yani 150 litre de yapmak isterseniz bu tür araçlar kullanmak zorundasınız. Yani diyelim ki 30 litre yapacaksınız, cam şişede, damacana da şurada burada yapabilirsiniz. Onu aktarmak, şey yapmak sıkıntı olmayabilir ama 200 litre bir şeyi aktarmak, her iki şeye uygun bir şekilde aktarmak. Çünkü şarap ne dedik, seyahati sevmez, sarsılmayı sevmez. Onun dinamiğine uygun bir şekilde aktarmak için yavaş bir pompa kullanıyoruz. Şişenin içine aktarmak mı? Yok, şimdi... Bu şu boşalıyor. Orada bir sene dinlendirme yapıyoruz. Tabii onları getiremedik buraya. Doldular şimdi. Ondan sonra da tekrar... Evet, bir günü boşaltırız. Sonrasında tekrar çelik tankta alıp bir süre geçmesini yapacağız. Şimdi meşeye geldiği zaman şarap, meşelendiği zaman o meşenin ekşiliği ve şeyi daha baskın bir tat haline. Meşe bir standart koyuyor. Lezzet ve tat açısından kötü şarabı yukarı çekiyor, iyi şarabı da ortaya çekiyor. Yani böyle bir şeyi var, özelliği var. Fıçının ortasından mı çekiyor? Ya, fıçının ortasından değil, lezzet açısından, şey açısından söylüyor, etkinlik açısından söylüyor. Yani ortaya çekiyor dediğim, yani çok iyi bir şarabınız varsa meşelemeyin. Hani öyle o anlamda söylüyorum ama belli bir standart elde etmek ve uzun süre gitmesi için. Şimdi biz ilk yaptık bu şarapları ve tahlile gönderdik. Dedik ki acaba nasıl bir şarap? Bize dediler ki 6 ay içerisinde tüketin. Yani bu şarabımız tamam şarap olmuş, doğal bir şarap ama bozulur. Yani dayanmaz. Niye? Çünkü içine kükürt koymamışız. Biz doğal bir şarap yapıyoruz. Maya da koymuyoruz, ekstra kendi mayasıyla yapıyoruz şarabı. Üzümün üzerinde bir maya var, o mayasıyla fermente oluyor. İlaveten bir maya kullanmıyoruz, ilaveten bir kimyasal da kullanmıyoruz. Kendi doğallığında yapıyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz, yani yüzyıllardır şarap üretiyoruz. Yüzyıllardır bu kimyasallar yok. Yani bunlar son ne diyeyim, 100 yılın şeyi ve niye endüstriyel tüketim için yapılıyor? Biz kendi tüketimimiz için yapıyoruz. Yani kendi şarabını kendin yap düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunu satma, şey yapma, bir ticari bir şey, onun bozulmamasının kaygısı falan gibi böyle bir şeyler taşımıyoruz. Onun lezzetinin peşindeyiz, onun doğallığının peşindeyiz. Dediğimiz gibi burası öyle bir bölge ki aslında şarap yapmak için ideal bir bölge. Yani 41 derece kuzey enlemi ideal bir şey. Baktığınız zaman burada şarap yapmak için yorulmanıza gerek yok. Niye? Uygun ısı koşulları var. Ortamı ısıtmanıza gerek yok, soğutmanıza gerek yok. İklim koşulları uygun. İklim koşulları bu iş için çok uygun. Zaten burada 27 bin dönüm bağ varmış. Yani Erdek kayıtlı. 27 bin dönüm bağ. Bu tahayyül etmenizi çok zor görüyorum. Yani şimdi gönlünüze gördüğünüz bütün zeytinlikler aslında eskiden bağymış. Ve bunlar ne yapılıyor? Şarap yapılıyor, konyak yapılıyor, rakı yapılıyor. Yani ve bu üç üründe dünya çapında bir marka aslında Erdek. Eskiden zeytin altında da bağ yapılabiliyor. Efendim? Zeytinin altında da bağ yapılıyor. Bir sıra zeytin, bir sıra bağ değil. Yani zeytinden de vazgeçmemişler. Rumlar burada tabii o tarihini biraz şey yapmak lazım. Türkler ne zaman geliyorlar? 1423'te geliyorlar. 1923'te 500 sene boyunca aslında buraya dokunmuyor. Buranın kendi özgün dokusu ve üretimleri devam ediyor. Ama 1923'te birlikte, mübadeleyle birlikte buradaki nüfus gidiyor ve buraya şarabı tanımayan,
ve şaraptan nefret eden, dinsel açısından, dinsel duyarlılıklar açısından nefret eden ve onu yapanlarla nefret eden bir anlayışta buradaki bütün ne diyeyim bağlar. Çünkü bu üzüm şimdi yemeklik değil, kurutmaya gelmiyor, pekmez olmuyor, sadece ve sadece şarap oluyor. Dolayısıyla başka bir şey olmayan bu üzüm bağlarını sökmüşler, küçük olarak yakmışlar, yerine zeytin ekmişler, işte başka şeyler yapmışlar, her neyse. Ama bölgenin ekolojisi şarap için çok uygun. Adalar, Paşaliman Adası şu an hala bakir ve bu konuda büyük bir atılım yapabilir. Tıpkı Bozcaada gibi. Bozcaada da çok büyük bir bağcılık hareketi başladı. Butik şarapçılık başladı. Biz de bu şeyde halkın şarabını yapıyoruz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey halk, ne diyelim, sıradan insanlar olarak içki tüketimini şu an artık belirli seviyeye, artık gelişilemez noktalara gelmiş içki tüketimini biz bir içki tüketicisi olarak kendi tüketimimizi organize etmeye çalışıyoruz. Bunu kolektif bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu makinaları ortaklaşa alıyoruz. Örneğin safayırma makinesi, 50 kişi bu safayırma makinesini kullanıyor. Kamplar belki daha küçük grupların mülkiyetinde oluyor. Burada bir dolum makinamız var. Burada bir mantarlama cihazımız var. Bunları da birbirlerimizle ne diyelim kolektif bir şekilde paylaşıyoruz. Dolayısıyla da ne diyeyim maliyetleri en aza indirmiş oluyoruz. Sorular soracağım. Tabii ki, buyurun. Hazır mısın? Tamam. Şimdi şu sistemin içinde silindir gördün değil mi? Evet. Delikler var. Şunu mu anlıyorum ben? Saplar yukarıda kalıyor, deliklerden üzümler düşüyor ve filtre. Evet, bir parça elek. Şey... Tamam. Elek. Elek gibi, anladım. İyi. Neden bu, dediniz ki İtalya bu kazan ince dediniz. Hı-hı. Neden ince olmak zorunda? Atıyorum. Hı-hı. 3 santimin altı mı olmak zorunda? Yani bir, var mı? Yani ince olmasının bir etkinliği var mı? Cumansı var mı? Etkinliği şu. Sizin temas, ne kadar bu çelik soğuk bir şey. Hı. Yani ısı açısından minimumda olması lazım ki dışarısıyla o ısı farklılıkları açısından şey yaşamasın. Alışveriş mi olmasın? Alışveriş olmasın. Ha. Yani minimumda tutmanız lazım. İnce olunca daha mı tutuluyor? Kalın bir çelikle daha ne diyelim? Isıyı koruyamıyoruz. Soğuk olursa iyi olur. Daha mı soğuk oluyor? Daha soğuk olacak. Anladım. Böyle daha sıcak. Ha, anladım. Ha, belli bir ısıyı koruyorsun, anladım. Daha ne diyeyim? Sağlam yapıyorsun. Evet. Daha sağlam. Çelik yerine cam bir şey olsun. Olur. Hmm. Var yani. Öyle sistemler de var. O da var. Bunun bence bakın bir de yeni daha var. Nedir? Yani bu büyüklükte biz dinliyoruz bunu. Böyle yapıyoruz. Güzel tabii. Acaba fermentasyon devam ediyor mu? Fermentasyon. Şimdi bir de fiyat. Bir de fiyat. Kopurdaması şu. Buradan gaz çıkışı var. Yani şimdi eğer şarabı tamamen kapalı hale getirirseniz tamam. İçindeki karbondioksit oluşur. Çünkü karbondioksit oluşuyor. Tamam. O karbondioksit içine kalır. Gazlı bir içecek elde edersiniz. Onun çıkması lazım. Evet. Biz ne yapıyoruz? Buraya kadar mesela doldurduk tankımızı. İki parmak boşluk bırakıyoruz. Bunu onun üzerine kilitliyoruz. Dolayısıyla da o iki boşlukta gaz oluşuyor. Ve o gaz da bu aparattan dışarıya çıkıyor. Oradan içeriye gaz girmiyor. Oksijen girmediği için şeyinde fermentasyonu da korunmuş olur. Evet. Bir soru daha. Bir de şeyi de söyleyeyim. Unutmayın. Şunun fiyatı şu anda 8600. Şu gördüğünüz. Daha kalın olsaydı ne olur? Evet. Maliyet açısından da bir şeyi var. Neden meşe fıçısı? Meşe fıçısı değil de atıyorum. Çam fıçısı olabilir mi? Yürgen fıçısı olabilir mi? Yani fıçısı olabilir. Meşe ağacının özel bir şeyi mi var? Anladın mı ya, o dokunun, o odunun özel bir havası mı oluyor? Sıvıyı alıp verme açısından en benim ağaç meşe. Yani şöyle düşünün, meşe ormanları yanmıyor. Yanmaz meşe. Zidikli meşe ismi. Yani, eyvallah.
ne diyeyim, yakmaya çalıştığınız zaman su salar. Şimdi meşaleyi keserler, 2 sene bekletirler odun olarak yakmak için. İyice kurusun, içindeki su çıksın, ondan sonra yakılır. Dolayısıyla meşe suyu aldığı zaman, yani belirli bir şekilde tutar ve ne diyeyim, al-ver yapabilir şey. Şarap. Yani içindeki sıvıyla. Odunun da su geçiyor. Tabii ki. Odunun da bir aroması. Aroması geçiyor. O zaman meşeliği de atıyorum. Gülgen yaptık. Böyle bir aroma geçmeyecek. Geçmez. Ya da istenmeyen bir aroma olacak. Anladım. Alkoller meşede. Denemizin batılı bir yerden geliyor mu diye anladım. Sıvı olmasıyla. Yani genel olarak sıvı.